Selam kardeşlerim, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Önce bir like atın aşağıdan, sizlerden ricam. Şimdi yapacağımız tek şey var, o da önümüzdeki maçlara, Dünya Kupası'ndaki önümüzdeki yarı final maçına odaklanmak. Biliyorsunuz Galatasaray kariyerinin arasında bizim bu Dünya Kupası kariyerimiz de dahil oldu ve 2 bölüm 3 bölümde bunların maçlarını oynadık. Bayağı iyi gittik. Şu an önümüzdeki rakibimiz Fransa abi. Hiç kolay bir rakip değil. Fransa'ya doğru yavaştan gideceğiz. Bu arada transfer dönemi de açık olduğu için şu an pek fazla kasmıyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. İlerletmeden gidiyoruz. Teklif gelebilir. Bakalım. Evet. Öyle de oldu arkadaşlar. Tiplere bakalım arkadaşlar. Evet. Sadece Bela Ketçap'a teklif var Beşiktaş'tan. Bela Ketçap iyi bir oyuncu. Bela Ketçap'ı satmayacağım çünkü onu oynatacağım. En baştan beri söylediğim bir oyuncu. Şöyle bir geri gelelim hemen, bakalım neler var neler yok, başka teklif gelecek mi? Bir antrenmanımız daha var Galatasaray oyunculara. Ture için kiralama teklifinden cevap var arkadaşlar, ona bakıyorum. Başarısız oldu, okey, sorun yok. Şimdi Fransa maçımıza bir çıkalım önce temizinden. Bakalım ha, of. Kadroya baksanıza karşı tarafın. Sayıyorum, kalede Magnan. Stoper ve bek dörtlüsü Mendy, Laporte, Varane, Pavard. Hadi bakayım. Orta saha Aurar. Benim en sevdiğim orta sahalardan biri Aurar. FIFA'da, Rebit'lerde çok alırdık. Kante. Kante'yi de severim. Pogba'yı da severim. Ikone. Yani Ikone o kadar şey değil belki ama gerçi iyi oynuyordur. Mbappe, Martial arkadaşlar. Sözüm bittiği yer. Tabii bizde de Hasan Ali Kaldırım var. Mbappe'nin biliyorsunuz korkulu rüyası. Bu kadro iş yapar mı? Bu kadro bence dağıtır abi burayı. Okay yerine şu bizim ahtapotu koyalım, tamam mı? Ondan sonra bir de gelelim şuradan Merih Demiral oyunu alır mıyız? Bakıyorum Ozan Kabak var. Merih Demiral şimdilik kalsın. Orta sahaya çünkü İrfan Can'ı ilerleyen dakikalarda alabilirim arkadaşlar. Haydi bakalım, profesyonel maç oldu. 5 dakika açık havada güzel bir maç olsun diyoruz arkadaşlar. Umarım istediğimiz, hayal ettiğimiz gibi olur. Skor da inşallah bizim için iyi gelişir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Fransızlar karşısında Allah yardımcımız olsun. İstiklal marşımız. İstiklal marşımız okundu. Aferin lan FIFA. Haydi bakalım arkadaşlar, ilk düdük çalmak üzere. Enes Ünal topun gerisinde. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Enes Ünal Taylan. Orkun Kökçü. Oğulcan. Taylan tekrar. İki Galatasaraylı paslaştı orada ama birazcık riskli bir pas geldi. Bu arada yılbaşı gecesi Omar El Abdülley'nin başına gelen kaza. İnşallah Allah tez zamanda iyileşmesini ve sağlara dönmesini nasip eder. Çok kötü yerlere gidecek, sonuçlara gidecek bir kaza geçirmiş. Kariyeri bile bitebilir yani. Umarım öyle bir şey olmaz. Canat'ın ikone vurdu direkten. İnşallah yakın zamanda sağlara döner abi. Allah'ın izniyle dualarımız onunla. Haydi bakalım Sangare. Oğulcan. Oğulcan'ın pası Nazım Sangare. Sangare gidiyor. Nazım. Nazım gitti. Nazım son çizgide. Nazım'ın pası. Ah be. Çok güzel götürdü Nazım ama olmadı. Gol gelmedi arkadaşlar orada. Savunma müdahale etti. Pres var. İnanamıyorum. Kylian Mbappe. Arkasında koşan Çağlar var. Mbappe gidiyor şimdi. Mbappe'nin pası. Hasan Ali bırakmadı Mbappe'nin pasını. Hasan Ali Mbappe'ye beni hatırladın mı dedi. Orkun Kökçü şimdi. Orkun yukarıda arkadaşını gördü, ona doğru çok iyi bir pas. Kaleci açılmadı. Şimdi Enes vurursa gol olur. Olmadı. Enes vursaydı o da çok tehlikeli olacaktı. Orkun da iyi bir pas gönderdi ama istediği gibi olmadı. Sıyrılır mı? Of, Canat'ın ikone sıyrıldı orada arkadaşlar. Şimdi Mendy. Mendy gidiyor. Ferland Mendy. Mendy çekti topu orada. Sıyrıldı rakibinden. Nazım Sangare. Aurar. Hossem Aurar. Fransa 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Maalesef Fransa 1-0 öne geçiyor. Biz Türkler olarak Omar'ın başına gelen hepimizi çok üzdü. Şu an onun yüzünden odaklanamıyoruz ama Fransa'ya karşı kazanmamız lazım arkadaşlar. Haydi bakalım. Taylan Antalyalı.
Taylan'ın pası Nazım Sangare. Nazım'dan pas şimdi Oğulcan. Oğulcan sıyrıldık rakibi Mendy'den. Oğulcan çıkıyor oradan. Oğulcan bayağı bir gitti. Oğulcan pasını bıraktı. Al ama be. Yani dönerken alacaksın orada topu Yusuf Yazıcı. Kante. Pires abi. Pires. Yetersiz. Yeterli mi? Hayır. Bırakmazsın. Nazım Sangare. Mert Günok. Çağlar Söyüncü. Çağlar'ın pası. Yusuf Yazıcı. Yusuf'tan pas şimdi. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir'den pas. Enes Ünal. Enes kaptır. Ya Enes gözünü seveyim. Ayağa pas verdim. Ara pas vermedim ki. Of of ya. Satıyorsun resmen Enes ya. Al işte adamlar tek pasla gittiler. Mbappe karşı karşıya. Kaleci Mert açıldı ama. Mert'in orada açılması arkadaşlar. Golü engelledi. Çağlar Söyüncü. Yapmazsın bunu da. Çok güzel. Yusuf Yazıcı bıraktı şimdi. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir gidiyor. Abdülkadir çekersin onu. Çok iyisin çocuk. Abdülkadir sıyrıldı. Orada bayağı bir takıldı Abdülkadir. Haydi. Abi bu kadar da olmaz. Haydi oğlum bırak. Çok güzel. Enes. Enes bıraktın pasını. Vur. İnanamıyorum. Orkun. Oğulcan önü kapalı. Oğulcan pasını bıraktı. Orkun sıyrıldı. Orkun'un pası geçer mi? Lan be. İlk döndüğümde verseydim golde arkadaşlar. Mendy'ye pres var orada. Mendy'den topu aldık. Orta Sangare olmadı. O top bizde abi. Çok güzel. Şimdi Oğulcan. Sangare. Nazım. Tekrar şimdi çok iyi gitti Nazım. Nazım'ın ortası arka tarafa. Beraberlik geliyor Yusuf Yazıcı. Çok güzel be. Muazzam. Harika bir gol attık. Orada bayağı bir oyalandık ve en sonunda Nazım çok denedi oradan. Bu maçta güzel bir performans çıkarıyor. İşte burada Olcan'ın pası. Nazım Sangare. Çok güzel bir gol. Bu arada Orkun Kökçü'nün pası Nazım arkadaşlar. Yanlış söyledim. Yusuf Yazıcı orada durması gereken yerdeydi ve işi bitiriyor. 1-1 oluyor maçın skoru. Anthony Martial. Paul Pogba. Pires var orada. Şimdi aldı mı Taylan? Taylan Antalya'da topu sahip oluyor. Oğulcan Çağlayan'dan riskli ama iyi bir pas. Şimdi Enes. Enes pasını verdi ama geçmedi istediği gibi. Güzel düşündü Enes Ünal. Ama istediğini başaramadı. Yapacak bir şey yok. Rafael Varane. Pires var ona şimdi. Benjamin Pavard. Pavard hızlı bir top gönderdi orada. Paul Pogba. Pogba'nın ortaları iyidir. Pogba muazzam müdahale Pogba'ya ve köşe vuruşu arkadaşlar. Fransa milli takımının. Şimdi ön direğe doğru Nazım Sangare ve out. Güzel uzaklaştırdı orada topu Nazım ve direkt rakibine de çarptırarak. Bak şurada bir oyuncu var. Eğer ona o topu güzel gönderebilirsem. Oğlum bayağı bir hızlı ya bu. Bayağı hızlı. Bir tık yavaş olsaydı tutup mu? Oha. Oğulcan bu pas golle bitsin. Vur kafaya olmadı. Şimdi Yusuf. Yusuf ne yaptın be kral be. Kante. Mbappe orada bırakmadı Kaan Ayhan. Şimdi Yusuf Yazıcı. Yusuf gidiyor. Yusuf bayağı süratlendi. Arka tarafta bomboş arkadaşı oraya doğru kafa. Orkun inanamıyor. İnanamıyorum abi. O nasıl olmaz? Nasıl olmaz o? Nazım Sangare, Pires, Martial. Şimdi Mbappe görse tehlikeli olur. Orada. Of be Nazım çok iyisin kral. Nazım'ın pası yetersiz. Mbappe topu tekrar aldı. Çağlar Söyüncü. Çağlar Mbappe'yi bırakmıyor şu dakikaya kadar ve öyle de yaptı. Mert Günok. İlk yarı bitmek üzere. Çağlar'ın pası şimdi. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor arkadaşlar. İlk yarı çok ama çok hareketli bir maç geçti. 1-1 beraberliği bulduk. Güzeldi. İkinci yarı birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Açıkçası Yusuf Yazıcı gol attı fakat orada orta sahalı oynamamız lazım bizim. Şöyle yapacağım onu abicim ben. Tamam mı? Şuraya alacağım. Olmayacak biliyorum. İrfan Can'ı koyacağım oraya. İrfan Can oynasın. Orta sahamız biraz kalabalık olsun bizim. Şöyle. Sen veya dur. Şöyle yapalım. Hiç bozmayalım biz Taylan'ı. İrfan Can. Evet. İrfan Can da ofansif oynuyor. İrfan Can'ın sol ayağı şimdi. Oğulcan buradan verir. İrfan Can sol ayak. Oradan vurabilir arkadaşlar. Abdülkadir Emir falan var. Şimdi Emre Kılınç Reis de bir de
Cengiz Ünder yapıştırdık mı? Yok ya, ya da Cengiz değil. Cengiz kalsın. Hakan Çalhanoğlu yapıştıralım. Hakan da oradan iyi şut çeker. Bakalım bu maç uzatmaya giderse Cengiz'i de oyuna alırız arkadaşlar. Şu ana kadar güzel bir performans sergiliyoruz. Umarım devamı da aynı şekilde gelişir. Anthony Martial. Kylian Mbappe. Mbappe şimdi İrfan Can topu kapıyor orada. Henüz maça girdi ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu İrfan Can. İlk topa dokunuşuyor. Bu arada güzel bir atak şimdi. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali son çizgiye bekletmeden indi. Hasan Ali'nin ortası arka tarafa doğru. Kafa gelir mi bizden? Olmadı. Şimdi top nerede? İnanamıyorum. Tehlikeli bir atak yine geliştirdik. Fransızların yüreği ağzına geldi. Kontra atak şansı şimdi Fransa milli takımı için. Jonathan Ikone. Hossem Aurar. Aurar oradan gönderirse tehlikeli olur. Nazım Sangare topu aldı. Şimdi bir kontra atak şansı da bizim için. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Emre Kılınç'a verdi. Emre Kılınç çekti oradan. Emre sıyrıldı. Emre yardım penaltı. Penaltı hocam Enes Ünal. Hakan Çalhanoğlu. Bir şey söyleyeceğim. Orada penaltı yok muydu ya? Siz geri sarıp izlersiniz arkadaşlar. Yazın bakayım yorumlara. Topa müdahale miydi? Göremedim orada ya. Vallahi göremedim orada. Oğulcan Çağlayan. Yerde bir kaydık ama alamadık topu. Kante. Kante. Çok güzel bir pas şimdi orada. Bir pas daha aşağı doğru. Harika, alır mıyız o topu? Ulan be, savunmasına gönderdi orada. Güzel bir deparla atağımı devam ettirebilirdim. Fakat top çıktı mı? Çıktı taç. Türkiye milli takımımızın. Bu arada Fransa milli takımında oyuncu değişikliği var. Kylian Mbappe'ye doğru gönderdik o topu adeta. Jonathan Ikone çıktı. Ndombele oyuna girdi. Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe karşısında arkadaşı var ama arkadaşından önce savunmamızda Çağlar Söyüncü müdahalesini yaptı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın pası şimdi çok güzel. Emre Kılınç. Emre Kılınç gidiyor. Emre Kılınç karşısında Rafael Varan var. Emre Kılınç. Emre. Emre çekti. Emre'den bir hareket. Emre yerde. Hocam ne yapıyorsun? Lan yüzüme vurdu. Yüzüme vurdu. Çok tehlikeli şu an orada. Mbappe. Oradaki galiba. Mbappe çok tehlikeli. Benjamin Pavard. Fransa milli takımının beki kendisi. Benjamin Pavard. Tehlikeli bir hareket şimdi. Kaan Ayhan. Kaan gönderdi arkadaşına. Nazım Sangare. Nazım hemen kontrol edip verdi tekrar arkadaşına. İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan Can sol ayağıyla. Çok güzel bir sol ayağı var İrfan'ın bu arada. Bir pası verdi hemen. İrfan Can. Emre Kılınç. Emre'nin pası çok iyi. Emre bıraktı orada. Al onu. Agam alsaydın muazzam bir organizasyon olacaktı. Gol olsun olmasın atak her türlü güzel olacaktı. Ama olmadı. Fransa milli takımında Paul Pogba yaptığı faulden ötürü sarı kart gören oyuncu oldu. Oğulcan Çalayan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, İrfan yerde kalmadı. İrfan şimdi kaleye önünü aldı. İrfan bekledi be abi. Hakan'a verdi. Hakan topu biraz bekletti ayağında ama bakalım istediklerini yapabilecek mi? Oyuncularımız şimdi Hakan Çalhanoğlu'na doğru iyi bir pas geldi ama istediğimiz gibi olmadı arkadaşlar maalesef. Geçse çok tehlikeli olacaktı ama geçmedi orada. Kylian Mbappe'nin pası çıksın o top. Çıkmadı. Ferland Mendy gidiyor şimdi Nazım Sangare karşısında. Aman çocuklar dikkat edin. Fransız milli takımı geliyor. Mendy sıyrıldı orada ilk rakibinden. Hossem Aurar tekrar Mendy. Şimdi Mendy dışarıya doğru verdi topu. N'Golo Kante. Kante'nin şık pası orada. Paul Pogba'ya. Pogba'dan pas aşağı doğru Ferland Mendy. Offside yok. Pasını bıraktı. Çağlar girdi araya orada. Topu kazandırdı milli takımımıza. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali'nin pası Emre Kılınç. Emre aldı, gidiyor çok süratli. Emre yukarıya doğru bir baktı. Emre şimdi ortalıyor arka tarafa. Gelsin o kafa, olmadı. Gelsin artık o kafa. Emre de Abdülkadir Ömür de o kanatta çok iyi işler yaptılar ama bir türlü orada iyi bir kafa vuruşu gelmedi arkadaşlar. Bu arada tehlikeli Fransız milli takım hata, offside hocam. Offside. Orada hemen orada Sangare ile pres yapma girişimim rakibi de offside'e düşürdü. Bu arada Hernandez oyuna girdi. Fernand Mendy oyundan çıktı arkadaşlar. Hernandez de iyi bir oyuncu. Fransa milli takımında forma giyen Enes. Enes bıraktı. Aşağı bir pas şimdi. Çok güzel Hasan Ali. Hasan Ali'nin pası. Lan be. Geçseydi o top da işte iş bitmişti ama maalesef arkadaşlar. Ndombele. Ndombele'nin şimdi kaptırdı Ndombele orada. İrfan Can verdi. Oğulcan Çağlayan. Arka tarafa doğru orta. Savunma. Ulan Fransız savunması. Deli gibiler şerefsizler ya. Gel bakalım.
Beldipos'un şimdi Hakan Çalhanoğlu, Oğulcan Çalayan, Hakan Çalhanoğlu şimdi lan, özür dilerim. İrfan Can ne yaptın lan, yukarıdakine verecektin, Hakan'a verecektin. Jose Maurar o top kaybı lütfen bize golle yapmasın. Golle ödemeyelim onu, bırakmadık orada. Çok güzel bir pas geldi şimdi. Harika, döner misin dönemedin, Laporte bırakmadı orada. Yapma be, çıktı taç bizim arkadaşlar. Son 3 dakika. Ya ne yapıyorsun abi, önünde adam var, nereye atıyorsun, çıldırtma beni bak. Gönder. Gönder Emre Kılınç. Çağlar pasını verdi şimdi Emre Kılınç'a. Emre pasını bıraktı. Bir pas daha geldi orada. Hasan Ali'den Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan Çalhanoğlu çekti topu şimdi. İçeriye doğru sokuluyor. Hakan şut atmayı sevdiği yerler. Hakan aldı kaleyi önüne. Hakan önü boş. Hakan vuruyor kaleci Maynan. Hakan muazzam şut çıkardı orada. Oğulcan Çalayan Hakan'a verdi şimdi topu. Hakan döndü. Hakan orada önünü bayağı boşalttı. Orta geliyor, kafa. Arkadaşlar, çıldırmamak elde değil. Ya bu maçta uzatmalara gidiyor ya. Penaltılara giderse var ya yine. Fransa bizi mahveder. Fransız oyuncular kaçırmaz. Hadi diğerleri şansa biraz kaçırdı ama. Fransızlar bence döktürürler kral. Bir tane değişiklik hakkımız var. Bakacağım oraya şimdi kimi alabilirim diye de. Enes kalsın, Oğulcan. Cengiz değişikliği yapalım arkadaşlar. Oğulcan Cengiz değişikliği bizim için daha iyi olacaktır. Oğulcan çünkü yoruldu. İrfan Can Kahveci, uzatmalar başladı. İlk 15 dakikasındayız uzatmaların. İrfan Can. İrfan sol ayağıyla oyunun yönünü değiştirdi. Pas şimdi Emre Kılınç. Hakan Çalhanoğlu. Taylan Antalyalı. Taylan'ın pası Nazım Sangare. Sangare bırakmadı orada. Cengiz Ünder. Cengiz hareketi yapamadık. Kylian Mbappe ile şimdi ani atak şansı Fransa milli takımı için. Önüne kaydı orada. Kaan Ayhan ama yetersiz. Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe'nin önünü boşalttın. Boşaltmayın. Mbappe vurdurmayın. Çok güzelsiniz. Mert Günok şimdi aldı hemen topu orada. Ne yapıyorsun oğlum? Nazım Sangare. Cengiz. Cengiz Ünder orada bir hareket yaptı ama sıyrıldı şimdi. Cengiz, içeride 4 milli takım oyuncumuz var. Cengiz arka tarafa doğru orta. Maidan lütfen be. Maidan tutması orada arkadaşlar. Olayı bitirmiştik ama. Kalecimiz Mert Günok'ta top şimdi. Mert sakin kaldı orada. Panik yapmadan arkadaşıyla topu buluşturdu. Tek paslarla çıkıyor milli takımımız. Şimdi Hakan. Hakan'ın pası aşağı doğru Emre Kılınca. Emre çekti topu. Emre'nin içeri ortası. Enes Ünal vuramadı. Şimdi Ndombele, Paul Pogba. Ah be. Legne. Lan ne yaptın? Martial. Martial'ın arkasında hemen Hasan Ali kaldırım var. Martial sıyrıldı, pasını da bıraktı. Tehlikeli bir atak. Şimdi bir atak daha geldi oradan. Şut. Kafayla bir vuruş. Yetersiz. Şimdi orada Mert Günok topu yere indirdi. Arkadaşına gönderdi. Güzel bir çıktık orada biz. Verdik pasımızı da Agam. Bir pas daha topuk. Alır mıyız? Alamadık. Alamadık ve uzatmaların da ilk yarısı bitti arkadaşlar. Ya ben bunu uzatmaya bilerek bırakmıyorum. Hani ben de 90 penaltılar çünkü beni de tedirgin ediyor. Oyuncu değişiklik hakkımız da daha yok değil mi bizim? Bakayım. Vallahi yok. Sıkıntı gençler. Umarım bu maçta İstediğimiz sonucu, şurada bir gol bulsak bizim için. Ya yapmazsın bunu da. Hayır. Hayır. Kim o? Griezmann hem de. Griezmann, of Sangare bırakma. Abo, Kralistan ne yaptın? Kralistan ne ya? İyice kafayı yedim ben bu maçı kazanacağım diye. Emre Kılınç. Emre sen ne yapıyorsun kral? Emre'den de orada arkadaşlar, yani benim yanlış yönlendirmem tabii ki. Emre'ye öyle dediğime bakmayın siz. Şimdi hayır abim. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Abim ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Hernandez. Bırakmazsın Çağlar, suyuncusun sen. Mbappe offside'da. Kaan Ayhan. Nazım Sangare. Cengiz verdi pasını, gol mü geliyor? Şimdi İrfan Can.
İrfan Can sol ayakta bir orta gelecek. İrfan Can haydi oğlum vuramadık. Ya abim ya. Adam tekme kafa attı yine o topa, kafa atışı vuramadı ya. Kafa vuruşu yapamadı gördünüz mü? Güzel yaptı yani güzel gitti de devamı gelmedi. Şimdi Enes'ten bir pas geçmedi. Lan be. Ben yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Normalde ona bas vurmayacaktım atmayacaktım orada ona pas. Şimdi doldur doldur doldur. Hayır son dakika. Antoine Griezmann. Griezmann bırakmaz Hasan Ali. Hasan Ali kaldırım dakika 118. Hasan Ali enerjisi yok ama yine de koşuyor. Emre Kılınç verdi pasını şimdi. Hakan enerjin var Hakan. Hakan. Hakan oyunun yönünü değiştirdi. Çok güzel hem de. Bir pas şimdi harika. Taylan. Taylan nereye atsın? Verdi yine Hakan'a aşağı doğru. Haydi oğlum haydi oğlum. Orada biraz kararsız kaldım arkadaşlar. Taylan'la vuramazdım. Ve penaltılar aga. Dünya kupası. Yarı final finale kalacağız arkadaşlar. İlk penaltıyı da biz atıyoruz. İlk penaltıyı biz atmasaydık. Vurdu. 90 asıyor Enes Ünal. Enes Ünal'dan güzel bir penaltı vuruşu arkadaşlar. Geldi. Çok güzel Mert Günok kurtarıyor Griezmann'ın penaltısını. Hakan Çalhanoğlu. Hakan geliyor. Çalhan geliyor. Hakan. Magnan kurtardı. Yapma be. Paul Pogba. Nereye vurursun? Düşünüyorum. Paul Pogba. Üstüme vurursun sanki. Sanki üstüme vurursun. Evet. 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 Biliyordum ya. Abi çok iyi tahmin ettik. Şimdi Cengiz geliyor. Cengiz geliyor. Gururumuz Cengiz Ünder. Cengiz çok güzel köşeye bıraktı. Cengiz Ünder çok güzel köşeye bıraktı. Mert Günok sola atla. Kankam niye atlamadın? Seni ben oraya yönlendirdim. Niye atlamadın kankam? Şimdi Taylan Antalyalı. Taylan. Yerden çok. Taylan Reis neler yapıyorsun? Mert Günok bunu kurtar. Finaldeyiz. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe vurdu. Mert kurtardı. Finaldeyiz. Finaldeyiz be. Mert Günok. İki penaltı kurtardı. İki penaltı kurtardı arkadaşlar Mert Günok. Çok güzel bir performans. Çalhanoğlu'muz kaçırdı. Fakat onun hatasını diğer kardeşleri telafi etti işte. Mbappe'nin burada bu penaltısı. Pogba'nın üstüne vuracağını böyle biliyordum. Ortada durdu ya. Bir yani öyle bir çağrıştı da hani. Gelişi güzel bir sallama oldu arkadaşlar o. Ama genel olarak bence güzel bir penaltı performansı çıkardık. Haydi bakalım. Korkuyordum penaltılardan. Şimdi 2021'de 2021'in birinci ayında arkadaşlar. Şey birinci ayının birinde evet karıştık kollarda. Dünya Kupası'nı alacak mıyız yoksa? Bakalım neler olacak? Rakibimiz kim olacak? Çok merak ediyorum ben de en az sizin kadar. FIFA Dünya Kupası'nda rakibimize yavaş yavaş gidiyoruz. Yarı finalde 1-1 ve arkadaşlar final Brezilya. Final Brezilya abi. Ben Brezilya maçına doğru yavaş yavaş gidiyorum. Transferlerimizle alakalı bir gelişme olursa diyeceğim de zaten buradaymış arkadaşlar. Çok da beklemeye gerek yok. Bakıyorum. Tamam. Tamam git. Ben sana daha önce izin verdim ama sen gitmedin. Arkadaşlar geldik mi? Zurna'nın zart dediği yere. Brezilya ile Dünya Kupası finali oynuyoruz. Şimdi şöyle bir detaylı bakalım Brezilya'nın kadrosuna. Abi Rodrigo var orada. İnanamıyorum ya. Alisson Becker kalede. Diego Carlos, Marquinhos, stoper ikilisi. Alex Tejes. Alex Tejes mi lan o? Neyse. Alex, aman neyse. Ona bakarız oyunda. Emerson. Alex Tejes'in nereli olduğunu unuttum bu arada. Emerson, bekleri. Casemiro, Fabinho, Arthur orta sahası. Casemiro, Fabinho'yu tamam hadi bir nevi unut ama Arthur benim favori orta sahalarımdan. FIFA 20'de ve 21'de de öyle. Alexandro Rodrigo. Alexandro zaten Juventus'un beki biliyorsunuz. Muhtemelen o. Forvet'te de Richarlison. Bizim kadromuzda aslanlarımız yine aynı şekil arkadaşlar. Devam. Şöyle yapacağız şimdi buradan. Kimi alacağız? Taylan'ı alacağım yine. Taylan gerçekten Okay'dan daha iyi bir performans gösteriyor. Umarım yine bu maçta da öyle bir performans gösterir. Zorlu bir maç. Dünya Kupası finali ya. Abi kolay değil. Şöyle bu ışığı açayım hemen. Birazcık daha iyi görün beni. Arkadaşlar Dünya Kupası finalinde Abdülkadir Ömür antrenman yapıyor Brezilyalı oyuncularla birlikte. Bakalım şimdi bu maçta neler olacak neler.
Bu maçta kim kazanacak bunu hep birlikte göreceğiz. Derrick Rhee, Lee Dixon anlatımıyla yani ben Ali Karakoç. Ben anlatıyorum, onlar yalan. Alisson Becker ekranlarda. İlk düdük geldi ve maç başladı yine. Sünal finale. Hoş geldiniz değerli futbol severler. Nazım Sangare oyunun yönünü değiştirdi orada. Biraz oyuncuları yormak istiyorlar. Milli oyuncular. Şimdi Brezilyalı santrforları falan pistten onları yormanın vakti. Birazcık koşturacağız kendilerini. Nazım Sangare hazırlık pastayı yapıyor ameli takımımız. Çağlar Suyuncu. Çağlar geriye döndü şimdi. Kaleci Mert Günok. Mert de takım arkadaşı. Kaan Ayhan'a dönüyor. Kaan Ayhan'dan pas çok iyi. Şimdi aşağı doğru bir pas. Oğulcan Çağlayan birdenbire hataya girdik. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan son çizgi. Oğulcan çekti. Pasını bıraktı. Olmadı. Top kimde? Yusuf Yazıcı. Yusuf bıraktı Taylan'a. Taylan sağ ayaklı bir oyuncu. Taylan geriye doğru. Muazzam bir pas. İnanamıyorum. Offside'da yok. Nasıl vuramadım ben onu? Nasıl vuramadım ben onu? Rodrigo. Arthur. Pires orada. Hakem devam dedi. Avantaj da yok. Nazım Sangare inanamıyorum. Enerjimi sömürdü o hata kaçırmak. Şimdi bir pas. Olcan. Olcan süratli. Olcan gidiyor. Olcan bir depar daha geldi. Olcan bir depar daha. Olcan çekersin onu çekemedi. Nazım Sangare'nin presi yetersiz. Fabinho. Fabinho'dan pas şimdi. Richarlison. Richarlison'un pası Arthur. Arthur'dan Çağlar Suyuncu söktü aldı topu orada. Çağlar'ın pası şimdi aşağı doğru bıraktı. Yusuf Yazıcı. Yusuf sakin oynuyor. Yusuf. Yusuf. Pasını da bıraktı şimdi dışarıya doğru. Taylan Antalyalı. Taylan'dan pas. Abdülkadir Orkun Kökçü. Ya gönderemedim orada. Yusuf'a bırakacaktım direkt çaprazdan. Sol ayak. Alex T esmiş bu arada arkadaşlar. Alisson Becker. Richarlison. Nazım Sangare. Şimdi bir pas orada çok iyi kral. Haydi verirsin onda ya yapma be. Yanlış pas verdim orada. Oldu mu? Oldu mu? Şimdi o. Ah be. Abi nasıl ya? Nasıl? Çok saçma sapan pas kayıpları yapıyoruz. Top kayıpları yapıyoruz. Alex Teyse pres var olmadı. Richarlison. Richarlison gönderdi ama orada kalecimiz Mert Günok'a doğru dönüyoruz hemen. Mert topu önünde biraz sektirdi. Gönderdi. Güzel bir pas Mert Günok'tan alır mıyız onu? Orada Emerson bırakmadı. Richarlison. Richarlison'un pası Casemiro. Casemiro'dan tekrar Richarlison. Şimdi Richarlison verdi Arthur'a. Arthur'un önünde bir müdahale geldi. Yetersiz ama Çağlar Suyuncu bırakmadı. Atak devam ediyor. Alessandro. Orkun Kökçü Alessandro'yu köşeye sıkıştırdı. Orkun. Orkun çıkamadı. Top kaybetti ve offside oldu. Offside olmasa ayva yemiştik. Verdi Kaan Ayhan'a şimdi Mert Günok. Offside'dan Doğan Endirek serbest vuruşu kullanıp tek paslarla çıkıyoruz oradan. Enes Ünal, Yusuf Yazıcı. Yusuf'tan Abdülkadir Ömür. Abdülkadir'den tekrar Yusuf. Yusuf'tan şimdi aşağı doğru Enes. Enes döndü verdi pasını. Çok iyi çaprazda Yusuf Yazıcı. Çaprazdan Yusuf vurdu. Alisson Becker kale boş. Tamamlayın çocuklar olmadı. Atamız devam edecek mi ediyor. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali'nin ortası. Ön direğe doğru. Köşe vuruşu mu? Evet aynen öyle. Köşe vuruşu amili takımımızın. Yusuf Yazıcı köşe vuruşunu kullanacak arkadaşlar. Orta içeriye doğru kafa gelmedi. Alessandro karşıladı Taylan. Taylan'ın pası şimdi Nazım. Nazım'dan pas çok iyi çıkarttık orada. Bir pas da geldi aşağı doğru. Karşı karşıya Yusuf. Yusuf vurdu Alisson. Becker. Abi daha ne olsun. Al o topu. Topa müdahale o. Topa. Topa müdahale de alamadık işte orada. Aha inanamıyorum çok tehlikeli. Bir müdahale harikasınız çocuklar. Şimdi pas çok iyi. Çıkarttık oradan o topu ama istediğimiz gibi bir pas. Üçüncü pası yapamadık. Müdahalemizle top çıktı adamın ayağından ama yine rakipte kalıyor. Richarlison şimdi. Bu sefer top bizde. Yusuf Yazıcı direkt kalecimiz. Mert Günok'a döndü. Çağlar Suyuncu orada az daha kaptırıyordu. Çok tehlikeli bir pas geldi orada Çağlar'a. Kafa yiyeceğim. Böyle bir şey olamaz. Marquinhos. Fabinho. Richarlison. Richarlison pasını verdi aşağı doğru şimdi Rodrigo. Rodrigo'ya bir müdahale yetersiz. Rodrigo çok iyi bir oyuncu gerçekten ama orada Mert Günok. Mert neden yumrukladın? Topu tutabilirdin. Kaleciye faul var hocam. Köşe vuruşu şimdi. Henüz maçta gol yok. Brezilya. Türkiye maçında
Arkadaşlar gerçekten değerli futbol severler, muazzam bir atmosfer var şu an statta. Burada benim yerimde olmak için neler vermezdiniz tahmin bile edemiyorum. Gerçekten çok iyi bir oyun oynuyor iki takım da. Ataklar çok iyi ama umarım Türkiye'miz bu kupayı, Dünya Kupası'nı ülkemize getirir. Richarlison, Alex Tellez. Alex Tellez orada iyi sıyrıldı. Alex, sen eski Türkiye'den çıktın. Alex. Hocam, düşündüğünüz gibi bir şey yok ama. Gerçekten. Topun başında Rodrigo var. Rodrigo geldi. Vurdu Rodrigo. Ya Mert, zıplattın bak abi. Aha aha ya. Aha ya. Mert, zıpla gözünü seveyim ya. Aynı yere zıplattın yani. 45. dakikada penaltıdan golü kaydetti Fransa. Neydi onun adı ya? İşte bak, sinirlendim şu an yani. Al işte, bizimki bir dokunuyorlar topu mu unutuyor. Ya çok moralim bozuldu şu an ya. Gerçekten çok moralim bozuldu arkadaşlar. Muazzam derecede moralim bozuldu. Açıkçası bizi oynatmıyor şey. Hangisi daha hızlı? Neyse, bu kalsın. İlerleyen dakikalarda bir değişiklik daha yaparım. Brezilya bizi Fransa'nın oynatabildiği gibi oynatmıyor. Biz Fransa'da kanat atakları çok yapıyorduk. Burada yapamıyoruz. Burada iyi tutuyorlar arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi bu arada Yusuf Yazıcı'nın yerine. Ve İrfan Can Kahveci de Orkun Kökçü'nün yerine ikinci yarı oyuna dahil olan isimler. Rodrigo. Abim, alalım artık şu topu be, ne dersiniz? Şimdi Çağlar. Şöyle bir rahatlayalım mı? Bir topu alalım. Şöyle bir rahatla. Tamam. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan verdi topu. Hakan Çalhanoğlu. Hasan Ali. Abdülkadir. Abdülkadir'in pası şimdi Taylan'a. Taylan'dan pas İrfan Can. İrfan Can'ın pası aşağı doğru çok güzel. Nazım Sangare tuttu o topu. Nazım. Nazım'ın ortası. Vur güzel bir kafayı artık. Nerede güzel bir kafa bizim futbolcularda? Nerede? Nasıl lan? Avutmuş ya. Bir de benimki vurmuş o topu. Yazık ya. Vallahi yazık arkadaşlar. Finalde yani bu ataklar kaçar mı? Emerson. Arthur. Rodrigo. Lan Rodrigo çakalı seni. Bitirdin lan bizi. Şimdi güzel bir atak şansı yakaladık. Taylan. Taylan aşağıdaki arkadaşını gördü Abdülkadir. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir arkada arkadaşı bomboş. Orta geldi ona doğru. Marquinhos bırakmadı. Arkada Enes Ünal koştu ama onu atamadım arkadaşlar. O an olmadı. Pas olarak kullanacağız şimdi. Serbest köşe vuruşunu Hakan. Hakan çaprazdan şut geldi. Savunmadan döndü top ya. Abi şu dönen toplarda bir kere bize kalsın. İnanamıyorum, çok tehlikeli işte bu. İşte bu çok tehlikeli. İkiyi yersek iş biter. İkiyi yememeliyiz. Şık pas geldi orada. Kaydık olmadı. Önünü boşalttık. Direkten döndü. Aklım gitti. Yok. Yok aklım şu an. Hasan Ali kaldırım kontratak şansı. Haydi oğlum, beraberlik golü gelsin. Penaltılara da razıyım. Kaybedersek bari penaltılarda kaybederiz. Şansımıza deriz. Şimdi Hasan Ali. Hakan Çalhanoğlu. Enes Ünal karşı karşıya. Enes vuruşu topu olmadı. Enes, Allah belanı vermesin Enes'in. Enes seni var ya. Gerizekalı. Bastım o tuşa. Defalarca bastım. Müdahale tertemiz. Ver. Çok güzel. Şimdi tutarsın onu. Tut oğlum, tut. Oha. Pası çok iyi. Hakan. Ya abi ne yapıyorsun? Allah rızası için ya. Ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğim ya. Roberto Firmino. Firmino'nun ortası orada yetersiz. Aa, top bizde çok güzel lan, kaptırdık zannettim. Enes Ünal aşağı bıraktı. Şimdi lan be, oradaki o müdahale olayı çok farklı bir seyre soktu. Şimdi bir güzel pas daha İrfan Can bıraktı. Çaprazda Olcan Çağlayan. Can atıyor be. 1-1 oluyor. Brezilya karşısında finalde 1-1 yakalıyoruz. Orada gerçekten İrfan Can. Olcan abi çok güzel. Muazzam da harika bir goldü. Bak burada Enes. İrfan orada. Bireysel bir şey yapmadı. Sadece takım arkadaşıyla bir takım oyunu organizasyonu yaptı. İşte görüyorsunuz arkadaşlar neler kazandırdı. Helal olsun diyoruz.
Oğulcan Çağlayan gol atıyor. 1-1'i buluyoruz. Dünya Kupası finalinde dakika 70 Oğulcan'dan çok güzel, anlamlı bir gol geldi. Roberto Firmino. Fabinho. Alex Teyes. Fabinho. Casemiro, ah be. Hayır, 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 hayır. Yeni attık. Çok güzel. Orada kendimden emin bir şekilde o müdahaleyi yaptım arkadaşlar. Şimdi Oğulcan Çağlayan. O İrfan Can'mış, özür dilerim. Şimdi İrfan Can verdi Oğulcan'a. Oğulcan yanlış bir yerde. Enes, Enes sen bırak. Enes. Olmadı arkadaşlar. İyi ya, Brezilya'nın savunması çok iyi. Gerçekten çok iyi. Michael top geçiremiyorum. Rafinha girdi bu arada. Rodrigo çıktı. Enes'e bir pas. Enes tuttu. Enes asarsın. Enes sen bugün körsün ya. Ciddi diyorum bak. Bak sen bir kere böyle atamamıştık. Dönen top gol olmuştu bir tane. Dünya Kupası maçlarından birinde hatırlarsınız bir önceki bölümlerde. O 10 gibi olacak zannettim vallahi. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir dur 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 dur. Dur kardeşim dur. Hiç acele etme. Taylan. Taylan Enes Ünal'a pas. Enes alır mı? Şey, Enes Ünal'dan İrfan Can'a. Olmadı ama arkadaşlar. Şimdi hatamız devam edecek mi bakalım. Of çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yapmazsın bunu. Yapmazsın. Çok güzel Mert Günok. Mert hemen ver kardeşim. Hemen ver Mert. Şimdi tuttuk. Oğulcan Çağlayan. Aşağı doğru bir pas. Ulan o top var ya, o top bizde kalırsa. Ah be, olmadı arkadaşlar. Çok güzel düşündüm ama işte olmayınca olmuyor. Abdülkadir Ömür. Dakika 85. Hala başka oyuncu almadım oyuna farkındaysanız. Roberto Firmino. Uzatmalara giderse çünkü iki oyuncu birden değiştirip yükleneceğim arkadaşlar. Enes Ünal. Enes aşağı doğru bıraktı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan kale önünde. Hakan. Hakan ya abi, savunma bir bırak artık ya. Oradan nasıl müdahale edebildin acaba? Oha çok tehlikeli, çok tehlikeli. Fabinho. Fabinho'dan pas şimdi, inanamıyorum. Sıyrılırsa ayvayı yedik. Hakan Çalhanoğlu. Bıraktı aşağı doğru Abdülkadir. Son atak amili takımımız için. Aşağı... Oğlum vallahi topu geçiremiyorum ya. Şaka gibi ya. Bunların nasıl bir savunması var arkadaş? İşte burada Rodrigo'nun beleş golü arkadaşlar. Beleş değil, penaltıysa penaltıdır da. Şimdi arkadaşlar değişikliği yapacağım. Birkaç konu var. Enes Ünal artı Ozan Kabak, Cengiz Ünder. Yoktur, Cengiz değil. Oğulcan kalsın abi. Emre Kılıncı alalım oraya. O atak şey, o kanattan geleceğiz çünkü biz. Gördüğünüz gibi şöyle hemen. Hop, kim bu? İrfan Can. Nerede benim kanat oyuncum? Oğulcan'mış lan bu kanatta. Tamam neyse, sorun yok yani. İkinci yarı nasıl olsa diğer tarafa geçeceğiz. Sangare bu arada bekletmeden orada güzel bir şekilde sıyrıldı. Şimdi arka direğe doğru orta. Top çıktı lan. Fazla alırken top çıktı. Sağlık olsun. Pas olarak kullanabilir. Alisson Becker pas olarak kullanmadı. O top bizde kalsın. Aldık topu. Çok güzel. İyi bir pas geldi. Şimdi Cenk. Cenk sıyrılamadı orada. Faul yok mu hocam ya? Faul yok mu ya? Hocam sen nasıl bir hakem oldun çıktın? Nasıl bir hakem oldunuz siz? İnanamıyorum, çok tehlikeli. Hayır 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 orta, orta kaleci Mert de yine. Mert sektir kral, sektir, hiç acele etme, hiç acele etme. Ver şimdi Çağlar Söyüncü. Aman çocuklar, aman. Taylan Antalyalı. Taylan Okay'dan aldığı formayı fazlasıyla iyi götürebiliyor. Oğulcan Çağlayan şimdi. Oğulcan arka tarafa doğru orta gelecek. Kafa gelsin, gelmedi. Orada güzel bir atak geliştirdik ama maalesef önde savunmanın müdahalesi vardı arkadaşlar. Şimdi Nazım Sangare. Top yine rakibimizde kaldı. Alex Teyes. Bırakmayın abi. Hayır. Hayır. Alexandro. Bırakmazsın. Alex Teyes. Alex Teyes. Sana müsaade varmış.
Şimdi indirdik orada. Çok iyi. Bırak. Çok güzelsin kral. Yapma. Ulan be. İstediğim gibi olmadı. Yoksa Dünya Kupası'nda penaltılarla mı alacağız ama arkadaşlar. Brezilya öyle bir geliyor ki. Aklım çıktı kral. Adam topu önüne alıp gitse direkt karşı karşıya. Hadi. Devam. Hadi bakalım devam. Roberto Firmino bu. Allah, adamlarda Firmino var. Biz Cenk Tosun, Enes Ünal. O da Enes'i de aldım. Enes kazma bu maçta. Çıkardın değil mi lan ben Enes'i? Tabii Cenk Tosun var oyunda şu an galiba. Haydi bakalım genç adamlar. Rafinha orada bir müdahale geldi ama yetersiz. Bir müdahale daha Emre Kılınç'tan ve toptaşa çıkıyor Brezilya'nın. Tut 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 tut. Orta arka tarafa çok tehlikeli Nazım Sangare. Top boşta kaldı, bir şut daha ve köşe vuruşu savunmamız etten duvar ördü. Şimdi Alex Tellez köşe vuruşunu kullanacak. Tellez kullandı öndüreye doğru. Of, ne yapıyorsun kral? Firmino'cum neler yapıyorsun? Şimdi Çağlar Söyüncü. Çağlar'ın pası orada Taylan. Taylan kaptırmadan direkt hemen Emre Kılınç'a verdi. Emre Kılınç'tan pas. Hakan Çalhanoğlu. Çalhan oyunun yönünü değiştirmek için verdi Cenk'e ama orada yetersiz. Cenk Tosun'un şimdi pası çok güzel Emre Kılınç'a. Emre Kılınç bekletmeden orta geliyor arka tarafa doğru. Kaleci Alisson. Ya pasla giremiyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten o kadar iyi tutuyorlar ki, o yüzden orta açıyorum sürekli son zamanlarda. O kadar iyi tutuyorlar ki anlatamam size yani. Hani Talisca var bu arada. Beşiktaşların gözü yaşlı. Şey yapamıyorum ya, cesaret edemiyorum. Ben normalde biliyorsunuz paslarla, ah işte bak orada kaçsaydı. Al şu pası kral. Vur 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 vur. Olmadı. Emerson. Emerson oyun yönünü değiştirdi ya. 4-3 dakika kaldı abi ya. Penaltılar, penaltılarla. Bunlar bizi paket ederler oğlum ya. Alisson Becker var kalede. Yapma bunu. Çağlar. Çağlar'ın pası şimdi. Hakan Çalhanoğlu. Emre Kılınç. Ya Emre'cim ne yaptın? Gözünü sevdiğimi Hakan'a verseydi. Hakan'a verseydi ileriye de önüm bomboştu ya. Gidip şut çekecektim arkadaşlar. Artı 1 verildi. Anderson Talisca. 120 artı. Alabilir miyiz sizce? Ne diyorsunuz? Hadi bakayım biraz tahmin. Burada Rodrigo'nun kullandığı köşe bu taraftı. Yine ben Rodrigo kullanırken eğer oyundaysa o tarafa atlayacağım. İlk 6'da falan yok. Ya neden ilk penaltıyı ben kullanıyorum ya? Hiç sevmiyorum onu. Cenk Tosun. Haydi bakalım kral. Sana güveniyorum. Cenk. 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 Alex Tellez. Tellez geldi. Tellez. Ya abi lütfen atlama bak. Atlatıyorum ben seni. Alisson, Becker, kale, Hakan Çalhanoğlu vuracak şimdi. Hakan. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Anderson Talisca. Talisca üstüme vurdu. Kurtardı. Talisca Türklere. Torpil geçti. Of, Oğulcan çok güzel attın. Haydi bir tane daha. Haydi bir tane daha kurtaralım. Rafinha geliyor. Rafinha vurdu. Ters köşeye. Arkadaşlar kaçırmamam lazım. Taylan. Aslanımsın. Taylan. Haydi Taylan. Haydi Taylan. Haydi. Mert Günok. Mert Günok. Mert Günok. Mert Günok. Mert Günok kurtardı. Bunu atıp diğerini kurtarırsam penaltılar uzatmalara gider. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi İrfan Can. İrfan. İrfan. İrfan nasıl o top oraya nasıl gider? Abi o top oraya nasıl gider ya? Aşağı tuttum bir de ben onu. Ya çok saçma ya. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Transfer listemize geleceğiz. Bizim oyuncu transfer etmemiz lazım. Aynı zamanda oyuncu satmamız lazım. Galatasaray kadrosunda birkaç oyuncuyu satacağız. Handanovic bunlardan birisi. Şöyle bir gelelim öncelikle.
sözleşmesi bitecek olan var mı ona bakayım. Şu anlık yok arkadaşlar. Luyendama 18 milyon euro ediyor. Luyendama'yı şu anlık satmayayım. Luyendama kalsın. Veya satabilirim duruma göre. Transfer listesine ekledim Belhanda'yı. Taylan kalsın. Ahtapot. Burada koç var. Onur Koç var. Onur Koç'u şu anlık oynatmıyorum. Zaten gitmiş. Gerrit Bale bizde arkadaşlar. Gerrit Bale yeni geldi biliyorsunuz. 33 yaşında. Gerrit Bale'i bedavaya aldık zaten. Sekilika'yı arada bir oynatıyoruz. Alvarez kalsın. Hatta Alvarez'e teklifleri ya veya gelirse satarız duruma göre. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Para edecek oyunculardan var mı? Güzel bir şey. Yukarıya doğru bir çıkalım. Zengin pahalı oyunculara bakalım. Kubo 37 milyon ediyor. Ben Kubo'yu kaç almışım hatırlamıyorum önceki bölümlerde. Carrasco'yu arkadaşlar bir kere transfer listesine ekleyeceğim. Carrasco'dan beklediğim verimi alamadım. İyi ama beklediğim verimi alamadım arkadaşlar. Wilmar Barrios kalacak. Barrios ile Taylan gerçekten orayı iyi idare ediyorlar. Thiago Almada'yı çok ucuz almıştım. Almada'yı bir sezon daha oynatırsam ben eğer çok iyi paralara satabiliriz. Şampiyonlar Ligi alırsam tabii ne olur onu da bilmiyoruz. Duruma göre bakacağız. Marcao Tekişehir'e kalacak. Gerrit Bey, Luyendama, Belhanda, Omar El Abdullahi. Omar seni gördüm yine içime bir şey düştü böyle ya. Allah yardımcın olsun. Handanovic ekledim. Oğulcan Çağlayan'ımız kalıyor. Martin Linnes, sen kralsın. Sana bir sözleşme yeniliyorum abi. Bir yıl daha uzasın. Ethan Laird, Amadou Traore, Çaykur Rizespor'da kiralık forma giyiyor arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu, sözleşme yenileyelim. Kerem Aktürkoğlu'nu da hallettik. Şimdi şöyle bakıyoruz. Ali Yavuzkoğlu falan var burada. Arkadaşlar çok bizim açıkçası satacak bir oyuncumuz yok. Oyuncu biraz da çok kalması lazım ki çünkü bize biliyorsunuz ki hepinizin bildiği üzere şey lazım. Neydi onun adı? Kadro genişliği lazım. Şöyle bakalım biz nereye oyuncu almalıyız arkadaşlar. Öncelikle onlara bakalım. Şimdi Ethan Laird back bölümünde destek olarak oluyor. Fakat sanki bir tane back alırsak fena olmaz. Linnes bir yere, Laird bir yere yedek olarak devam ederler. Ondan sonra stoperlerimiz Marka Luyendama ikilisinden memnunum arkadaşlar. Yedekleri de var. Emin Bayram, Ozon Vafor, Bela Ketçap bunlar zaten ara ara forma giyiyorlar. Orta sahada, defansif orta sahada Taylan Antalyalı Wilmar Barrios ikilisi de iyi iş görüyor. Şimdi burada Belhanda, Thiago Almada. Belhanda'yı satarsam Almada'nın yerine kimi almalıyım? Ona bakacağız. Carrasco'nun yerine kimi almalıyım? Bana bir sol orta sağ, sol açık, sol orta sağ. Ondan sonra forvet Falcao, elveda dedik Falcao'ya yanlış bilmiyorsam. Onun yerine kimi almalıyım? Bu forvet olayı Ali Yavuz'la gitmez. Ali Yavuz'la gitmez. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden nasıl yapmalıyız arkadaşlar? Bunların hepsini bir göz önüne almamız lazım. Bunlar sıkıntılı durumlar. Bir şekilde halletmemiz lazım yani. Bana forvet, sol orta saha ve bir tane ofansif orta saha veya merkez orta saha da olabilir arkadaşlar. Bu oyuncudan bana önerin yorumlarda. Var birkaç tane yorumlarda önerdikleriniz. Ben onların hepsine bakacağım bir sonraki bölümde. Ama burada şu an sizin bana önermeniz lazım. Hani maksat sizin istediklerinizi alayım arkadaşlar. Yoksa ben buradan alırım tabii ki. O çok da sorun olmaz açıkçası benim için ama yani söylemek istediğimi siz benim anladınız. Kenan Karaman'ın santrafora alınır mı bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi birkaç oyuncu var burada benim eklediğim. Mesela sol beke Marcelo'yu alabilirim arkadaşlar. Bakayım teklif. Sunarız zannediyorum ki. Şu an kendisi Manchester City'de. Ona teklif sunarız ama bunların hepsini önümüzdeki bölümde bakacağız arkadaşlar. Sizden ricam bu videonun yorumlarına önerilerinizi mutlaka yapın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Buradan kapanıyordu.